Sevgili dostlar herkese merhabalar. Bu videoda konumuz benden uzun süredir beklediğiniz Cali Karteli. Özetle Cali Karteli Escobar'ın düşüşünde büyük rol oynamıştır. Zamanında dünyadaki kokain ticaretinin yüzde seksenini kontrol etmiştir. Ve aynı zamanda medeninden farklı olarak yöntemleri son derece profesyonel ve sofistikedir. Ki zaten bu sebeple liderlerine de Los Caballeros de Cali yani Cali'nin centilmenleri denir. Colombia tonight after the jailbreak by a drug kingpin, a member of the Cali cartel. How did he do it? Here's NBC's Pete Williams. And an embarrassed Colombian government has launched a nationwide manhunt and is offering a $2 million reward, but no trace yet of the number three man in the Cali drug cartel who escaped after just five months in prison. Jose Santa Cruz Londoño was driven out of a Colombian prison yesterday in broad daylight. başlarından itibaren endüstrileşmeye başlayan Kali, bira, sigara, matbaa, yakıt gaz ve diğer ürünlerin fabrikalarının kurulduğu, tekstil, inşaat malzemesi ve birçok ürünün üretildiği ve satıldığı bir şehir haline geldi. 1940'lı yıllarda Kali, birçok yerli ve yabancı şirketten yatırım alarak büyümesini sürdürür. Şehrin manzarası ve müzik kültürü de birçok turistin ilgisini cezbetmektedir. Ekvator iklimine sahip Kali'nin havası da turizme oldukça elverişliydi. 1950 ile 60'lı yıllar arasında Kali, birçok göçmenin yeni bir hayat ve daha iyi ekonomik şartlar için göçtüğü bir şehir oldu. İşte bu şehrin ismini alan Kali Kartelinin de geçmişi 1960'lı yıllara kadar uzanmaktadır. Kartelin esas kurucuları Hilberto ve Miguel Rodriguez Orejuela kardeşler ve Don Chepe kaplı Jose Santa Cruz Londonio'dur. Bu üçlünün arka planı hakkında çeşitli söylentiler, rivayetler bulunmakta. Bunların bazıları üçünün de kalburüstü ailelerden geldiği yönünde. Fakat bazı kaynaklara göre ise üçü de mütevazı ailelerden geliyor. Üçü de sahte kimlik gibi konularda uzman olup kendilerini bu şekilde yıllarca gizledikleri için kanun güçleri de yıllarca onların geçmişlerini irdelemekte epey zorlanmış. Kayıtlara göre Rodriguez Orejuela kardeşler başkent Bogota'ya 150 km uzaklıkta bir kasabada Barrio denilen Latin banliyosinde büyümüşlerdir. 30 Ocak 1939 doğumlu Hilberto 15 yaşında bir eczanede çalışmaya başlar. Kendinden 4 yaş küçük kardeşi Miguel de onunla beraber eczacılık yapmaya başlamıştır. Hilberto'nun Time Magazine adlı dergiye verdiği ifadelere göre babası bir boyacı ve teknik ressam, annesi ise ev hanımıydı. Çiftin 3 oğlu, 3 de kızı vardı. Hilberto kendi ifadeleriyle 15'inde çıraklığını yapmaya başladığı eczanenin 20'sinde müdürü, 25'inde ise yani 25 yaşındaysa kendi işlettiği eczanenin patronuydu. Miguel ise kendi ifadelerine göre hukuk okumuştur. Fakat ABD'nin bulgularına göre bu mezuniyet Miguel'in dekana verdiği rüşvetlerle satın aldığı bir diplomadan ibaretti. Her ne kadar kardeşler kendilerini Escobar gibilerden, iş adamı gibi görünerek ayrıştırsalar da rivayetlere göre onların da kökeninde epey şiddet vardı. Hilberto ve Miguel gençliklerinde Latin Amerika'nın yaygın suç pratiği olan adam kaçırıp fidye isteme işine girmişlerdi. Yine genç yaşlarında kalpazanlıktan yargılandılar fakat hakime aldığı tehditler sonucu onları beraat ettirdi. Hilberto ve Miguel bu noktadan sonra o kadar çok sahte kimlik ve pasaport değiştirdiler ki onların resmi kayıtlarını anlamak neredeyse imkansız hale geldi. Hilberto gençlik yıllarında bir balıkçıyı kaçırdı ve bu sebeple bir gününü hapiste geçirdi. 60'ların sonunda Hilberto ve çetesi iki İsviçreli turisti kaçırdılar. Bunlardan biri öğrenci, diğeri de diplomattı. Hilberto 28 yaşına geldiğinde 7 kişilik bir fidiyeci çetesinin de reisiydi. Bu yıllarda Hilberto'nun adam kaçırma işlerinden 1 milyon dolara yakın kar ettiği de söylenmektedir. Hilberto, Miguel ve üçüncü ortakları olacak olan Don Chepe, Fide'den gelen paraları uyuşturucu işine yatırdılar ve böylece tarihin gördüğü en büyük kartellerden biri olan Kali kartelini kurdular. İleride El Ahedrefista yani satranç oyuncusu lakabını alacak Hilberto ve kardeşi Miguel toplam 8 çocuğa sahipti. Hilberto 3, Miguel ise 4 ayrı kadınla evlilik hayatı yaşıyordu. Aileleri o kadar büyüktü ki baronlar gelecekte sırf kendi ailelerini koruyan tam 150 korumalık bir ordu kurmak zorunda kalmışlardı. Kardeşler çocuklarını yurt dışında okuttular ve iyi eğitim almalarına da özen gösterdiler. Hatta çocuklarından bazıları Harvard ve Stanford gibi prestijli üniversitelerde okudular. Fakat Hilberto'nun en büyük oğlu babasının izinden gidecekti ve uyuşturucu suçlarından tutuklanacaktı. Bu olaydan sonra babası Hilberto rivayetlere göre oğlunu bu işe bulaştığı için kemerle dövmüştür. Hilberto'nun çocukları Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde başarılı olmuştur. Miguel'in oğlu William ise ileride kartelin reislerinden biri haline gelecekti. Hilberto dört eşine de farklı evler almıştı fakat bazen eşleri ayrı ayrı Hilberto'yu ziyaret ediyordu. Bunun için Hilberto evin hizmetçisiyle bir taktikle geliştirmişti. Her eş için ev yeniden dizayn ediliyordu ve bu dizaynlar fotoğraflanıyordu veya ziyaretlerden sonraki son kare fotoğraflanıyordu ve daha sonra aynı eş bir sonraki ziyaretinde geldiğinde yani gelmek üzere olduğunda ev fotoğrafa göre yeniden dizayn ediliyordu. Yani örneğin ortaya atılmış bir e, herhangi bir şey, pantolon vesaire varsa bu da aynen yerine konuyordu. Miguel ise bu kadar metodik hareket edemeyince bir eşi diğerinin terliklerini evde buldu ve büyük sorun yaşadılar. Buradan anladığımız kadarıyla bu eşler ya birbirlerini tanımıyorlardı ya da birbirlerini metres zannediyorlardı. Hikayemize geri dönersek Hilberto ve Miguel, Kali Karteli adını alacak yapıyı üçüncü bir ortakla onlara 1970'lerde katılan Jose Santa Cruz Londonio ile kurdular. Narcos dizisinde de karizmatik bir figür olarak karşımıza çıkan Don Chepe 1 Ekim 1943'te Kali'de dünyaya geldi. Hilberto ve Miguel'le liseden arkadaş olan Don Chepe 70'li yıllarda iki kez tutuklandı. Hatta bu tutuklamalardan biri ABD'de yaşanmıştı. Suçu ise kanunu aykırı şekilde silah taşımaktı. Rodriguez, Orejuela kardeşler ve bir zamanlar Pablo Escobar'ın da yaptığı gibi Don Chepe de bir fidyeciydi. Rivayetlere göre onun kaçırdığı kişiler arasında en bilinenleri bir üniversite öğrencisi ve bir fabrikatördü. Don Chepe adam kaçırarak aldığı fidyelerle bir taksi filosu da oluşturarak illegal gelirleri legal bir yatırım haline getirmişti. Şiddetli bir adam da olan Chepe Santa Cruz rivayetlere göre eşinin çocuklarını da alarak kendisini terk edeceğini anlayınca kadını yani eşini öldürmüştü. 1970'li yıllarda Don Chepe, Latin Amerika'da kendi kokain dağıtım ağını kurmaya başladı. Hilberto ve Miguel ise Peru ve Kolombiya'daki laboratuvarlar aracılığıyla işin üretim tarafını üstlenmişlerdi. Daha önce de söylediğimiz gibi kokainin ham maddesi olan koka bitkisi Ant dağlarının geçtiği Kolombiya, Peru, Bolivya ve Şili'de yetişmekteydi. Kabaca yapılanma bu şekilde kurulsa da Kali Karteli hücre tip örgütlerden oluşuyordu ve bu örgütlerin de çoğu zaman birbirlerinden haberi yoktu. Bu durum herhangi bir polis baskınında büyük bir avantaj sağlıyordu çünkü hücrelerin birbirlerinden haberi olmadığı için gammazlama olayları da otomatikman bertaraf edilmiş oluyordu. Bu tip tutuklanma durumları kartelin günlük trafiğini yöneten Miguel'in sorumluluğundaydı. Miguel, Güney Florida ve New York'taki belli başlı çete reisleriyle de temas halindeydi ve bu tip yakalanma haberlerini onlardan alarak sevkiyatlarda ve genel olarak kokain trafiğinde gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlıyordu. Kali kartelinin dördüncü patronuysa yine Narcos dizisinden iyi bildiğimiz Pacho'dur. Gerçekte dört Kali patronu arasında belki de en göze batmayan olan Francisco Helmer Herrera Buitrago ya da kısaca Pacho, Hilberto ve diğerleri gibi medya röportaj vermek gibi şeylerden daima kaçındı. Paço ile alakalı diğer önemli bir detay da onun homoseksüel oluşuydu ve işini iyi yaptığından ötürü diğer patronlar onun bu yönelimini asla bir sorun olarak görmediler. Kalinin doğusunda bir kasaba olan Palmira'da doğan Paço, lisede teknik bakım okudu. Bu sayede ABD'ye göçüp burada meslek sahibi de olan Paço, Amerika'da kuyumculuk gibi işler yaptı. Paço burada değerli taşlar konusunda brokerlık yapıyordu fakat bir noktadan sonra o da trend sektörü haline gelen kokain trafiğine giriş yaptı. Paço 1975 ila 78 senelerinde kokain dağıtımı yaptığı gerekçesiyle New York'ta tutuklandı. 1983'te ABD'deki cezasını tamamlayan Pacho derhal Kali'ye dönerek diğer babalarla buluşma yaptı. Pacho New York'taki tedarik ve dağıtım işini kendi yönetmek istiyordu. Kartel bunu kabul etti ve Pacho New York'ta kendi imparatorluğunu inşa etmeye başladı. Bu arada ABD kolluk güçleri zamanla Florida'daki kokain transfer noktalarını sıkı takip etmeye başlayınca Pacho Meksika'daki kontakları sayesinde kokaini Meksika'dan ABD'ye sokmayı başardı. Hatta Narcos'ta Pacho ile Amado Carillo Fuentes arasındaki buluşmalar sık sık gösterilir ki biz e, Amado Carillo Fuentes hakkında da bir video yapmıştık. Diyeye göre Pacho para aklama konusunda da ustaydı ve işin bu kısmında da Kali karteli için değerli bir yöneticiydi. Ayrıca Paço acımasızlığıyla da nam salmış bir katildi ve genelde kurbanlarını önce çiftliklerinden birinde ziyarete çağırtır, akabinde bu kişinin başına bir poşet geçirir, onu boğarak işkence ederdi ve akabinde de bu kişiyi öttürdükten sonra öldürürdü. Öldürdüğü kişilerin cesetlerini de genelde Kauka nehrine attırırdı. Paço'nun diğer yöntemi de kurbanları öldürdükten sonra onlara benzeyen insanları kurbanlarının kimliğiyle dönüş uçağına bindirmesiydi. Böylece öldürülen kişi sanki Paço ile görüşüp yaşadığı şehre geri dönmüş gibi görünürdü. Dolayısıyla kanun güçleri de diğer kartel veyahut da çeteciler de Paço'dan şüphelenmezlerdi. Paço'nun da katılmasıyla Kali Karteli yönetimi bildiğimiz halini almıştı. Kartel ayrıca Hilberto ve Miguel'in kuzenleri de olan Orelo Caballero kardeşlerin Los Angeles'taki uyuşturucu ağlarıyla da daha da büyüdü. ABD'nin en büyük uyuşturucu pazarları olan New York, Miami ve Los Angeles'ta varlık göstermeye başladı. Fakat Cali Karteli rakibi Medellin Karteli'nden sert şekilde ayrışıyordu. Bu ayrışma hem örgütsel yapı boyutunda hem de yönetim şekli boyutundaydı. Örgütsel olarak Escobar, Gacha, Carlos Lehter ve Ochoa biraderlerden oluşan Medellin karteli tamamen bağımsız baronlar arasında kurulmuş bir ittifak gibiydi. Yani aynı çatı altındaki bu baronların her biri günün sonunda kendi operasyonlarının ayrı liderleriydiler. Kali Karteli ise 4 kişilik bir yönetim kurulundan oluşan yani bir board'dan oluşan, sofistike fakat koordine çalışan tek bir yapıydı. Bu yönetim kurulunun altında muhasebeciler, mühendisler, avukatlar ve basit iş gücü kısmında yer alan insanlar vardı. Yani kartel tek bir holdingi yöneten bir yönetim kuruluydu. Kali Karteli şiddetten ziyade diplomasi, bürokrasi ve hukuku kullandığı için yönetim kademelerinde de gerçekten hukuk okumuş insanlar mevcuttu. Yani Kali Karteli, Medellin Karteli gibi safi haydutlardan oluşmuyordu. Hatta bir DAE ajanının ifadesiyle Kali çeteleri zorunda kalsalar sizi öldürürlerdi fakat sizi bir avukat kullanarak yenmeyi tercih ederlerdi. Ayrıca yönetim düzeyinde de Kali, Medellin'den epey ayrışıyordu. Çünkü Medellin Karteli'nde son sözü daima Pablo söylemekteydi ve kartel Escobar'ın kararları doğrultusunda hareket ediyordu. Kali kartelinde ise kararlar dört liderin mutabakatıyla alınmaktaydı. Kali babaları ara sıra fikir ayrılıkları yaşasalar da günün sonunda kavga etmeden karar alabiliyorlardı ve her pürüzü diyalogla aşarak kartellerini de büyütmeye devam ettiler. Hatta Escobar'la savaşa girdikleri zaman dört kali karteli lideri de daha da kenetlenmişti ve böylece kali karteli yönetimi en güçlü halini almıştı. Kali karteli kokain işinde koka bitkisini Bolivya ve Peru'dan alıyordu. Buralardan Kolombiya'ya gelen koka, Kolombiya'daki Kali laboratuvarlarında kokain haline getiriliyordu. Birleşik Krallığın 4 katı büyüklüğündeki Kolombiya'nın ormanları oldukça sıktı ve birçok laboratuvar bu ormanlarda inşa edilerek yakalanmadan yıllarca üretim yapıyordu. Ayrıca Kali şehri Kolombiya'nın batısında Pasifik Okyanusu'na yakındı. Bu pozisyonu da Kali'ye ticaret açısından birçok avantaj sağlıyordu. 1980'lerde Kali'nin popülasyonu 1 milyonun üzerindeydi. Bu kalabalık şehri kontrol edebilmek için Kali'nin centilmenleri telefon şirketlerini kontrol altına aldılar ve bu şehirde gerçekleşen hemen her telefon konuşmasını dinlemeye başladılar. Ayrıca çepenin taksi ağları da havaalanından şehre inen tüm şüpheli tiplerin anında Kali Karteli radarına girmesini sağlıyordu. Bu özellikle ABD'nin gönderdiği DEA ajanlarının afişe edilmesinde kilit bir noktaydı. Yani taksiye binen ajanlar daha ilk anda Kali'ye geldikleri ilk andan itibaren aslında kartelin takibine takılıyorlardı. Babalar Kali'yi de aralarında parsellemişlerdi. Hilberto ve Miguel Kali'nin merkezini kontrol ediyordu. Don Chepe güneyi kontrol eder iken Paço ise kuzey bölgesinden sorumluydu. Kalenin centilmenleri bu bölgelerde birçok lüks mülke sahipti. Bu mülklerde yüzme havuzları, tenis kortları, bowling salonları, özel plajlar ve futbol sahaları dahi mevcuttu. Basına göre Miguel'in sırf bir evinde tam 4 yatak odası, 7 oturma odası, pahalı mobilyalar, gerçek aslan derisinden bir halı, dondurulmuş gerçek bir aslan karkası, tanesi 3000 dolarlık porselen mini heykeller ve büyük de bir yüzme havuzu vardı. Her evinde dönen merdivenlerden biri üstü açık spor salonuna, bir diğeri de yüzme havuzunun görüldüğü bir pencereye sahip olan bir bara çıkıyordu. Evlerinde hiperlüks bir hayat yaşayan centilmenler dikkat çekmemek için günlük yaşamlarında Mazda kullanıyorlardı. Lüks araçları ise genelde rüşvet verdikleri politikacılara ve bürokratlara kiralıyorlardı. Centilmenler şehrin politikacılarından polislerine birçok kişiyi rüşvetle kontrol ediyorlardı. Hilberto'nun sahip olduğu bankada bu kişilere o kadar çok hisse verdi ki bu kişiler sonunda bankanın yönetim kurulunda koltuk sahibi oldular. Hatta bir keresinde cinayet dedektifleri bir konserde işlenen kıskançlık cinayeti sebebiyle incelemeye gittiklerinde Kalijentilmenlerinin centilmenlerinin konser keyfini bozmamak için tam 6 saat beklemek zorunda kalmışlardı. Sonunda dedektifler içeri girdiğinde tüm tanıklar gitmişti ve dolayısıyla olayı çözemediler. Fakat Kali babaları, kendi katıldıkları konserde işlenen cinayetle alakalı öfkeliydiler. Bunu kendilerine bir saygısızlık olarak görüyorlardı ve sonunda cinayeti işleyen adamı hızla bulup huzurlarına getirttiler. Adama cinayetin sebebini dahi sormadılar. Tek dertleri adamın yaptığı saygısızlığı cezalandırmaktı. Fakat adam kale centilmenlerine yalvarınca sonunda centilmenler adamı başlarından defettiler. Medya üzerinde de tahakküm sahibi olan Cali Karteli, kendileriyle alakalı olumsuz bir haber gördükleri anda telefona sarılıyordu. Özellikle Miguel ilgili gazeteciye fırça atarak olayı çözüyordu. Cali Karteli, çalıştırdıkları muhasebeciler, mali müşavirler ve finans danışmanlarını da sıkı bir eleme süreciyle işe alıyordu. Çalışma şartları bu kişilere yani adaylara önden faksla iletiliyordu. Kurallara göre asla dikkat çekmeyeceklerdi ve mütevazi bir görüntü vereceklerdi. Ve iş saatleri konusunda da sivillerle aynı saatlerde çalışıyor görüneceklerdi ki bu dikkat çekmemek açısından önemliydi. Kali Cartel'i her ne kadar görece Pablo'dan daha medeni bir çizgi çizse de kartelle alakalı bazı kan dondurucu detaylar mevcuttur. Bunlardan biri de End of Millennium adlı kitapta geçen Kali Cartel'in Kolombiya'da yaygın bir pratik olan sosyal temizlik eylemlerine karışmasıydı. Kolombiya'da desechables yani harcanabilirler olarak görülen sokak çocukları, evsizler, hayat kadınları gibi bazı insanlar özellikle de uyuşturucu bağımlısı olanlar bazı gruplar tarafından sistematik şekilde katliama uğramaktaydı. Bu kitaba göre Kali Karteli de Kali şehrinde bu tarz temizlik eylemlerinde bulunuyordu. Hatta Kali'deki Kaka Nehri, Ölüm Nehri adını Kali Karteli'nin işlettiği cinayetler yüzünden almıştı. Konumuza geri dönersek Kali Karteli, bu sistemli yapısı polis, medya ve politika üzerinde kurduğu tam kontrol ve sınırlı şiddet politikasıyla 80'lerde devleşti ve rakibi Mede'inle beraber kokain pazarını domine etmeye başladı. Hatta bu dönemlerde iki karteli yakınlaştıran bir olay da yaşanmıştır. Medeğin Karteli yöneticilerinden Oçağa biraderlerin kız kardeşi, Marksist Leninist M-19 örgütü tarafından kaçırıldı. Bazı kaynaklar M-19'un bu işi CIA'den aldığı para ve destekle yaptığını söylese de, sonuç olarak bu olay tüm kartel üyeleri ve hatta aileleri için bir tehditti. İşte bu sebeple Medeğin ve Kali kartelleri bir araya geldiler ve adam kaçıranlara Ölüm adlı bir yapı kurdular. Onlara sağcı kontrol gelirler liderleri Kastanyo kardeşler de katılacaktı. Kastanyoların da babaları gerillalarca öldürülmüştü. M19 kartellere karşı o kadar zayıf kaldı ki sonunda Ochoa'ların kız kardeşini salı verip özür dilemek zorunda kaldılar. Tabi bu süreçte bir sürü üyeleri işkenceyle infaz edildi ve örgüt epey darbe aldı. Bazı rivayetlere göre bu zamanlarda ABD'de özellikle CIA komünizmle mücadeleyi önceliklendiriyordu. Yani henüz kartelleri büyük düşman olarak görmüyordu. Hatta ve hatta uyuşturucu gerillalar satacağına karteller satsın görüşü de hakimdi. Dolayısıyla bu dönemler yani 80'lerde Cali ve Medellin kartelleri için işler olabildiğince iyi seyrediyordu. Bu Pablo Escobar'ın siyasete girme kararı vermesine kadar sürecekti. Aslında bu yani kartellerin siyasete girme olayı Latin Amerika'da bir ilk değildi. Çünkü Bolivya'da 1980'de kokain tacirleri bu tarz bir darbeyi gerçekleştirmiş. CIA, Arjantin istihbaratı ve eski SS üyesi Leon Kasabi lakaplı Klaus Barbie ile bunu başarmışlardı. Bu sayede Bolivya kokain ticaretinde önemli bir yere oturmuştu. Fakat Pablo'nun bizzat başkanlık için oynaması Baba Bush yönetiminin dikkatini çekti. Daha önce başkan Nixon da uyuşturucunun üzerine giderek kamuoyunda olumlu dönüşler almıştı. Dolayısıyla Bush için uyuşturucuya karşı savaş prestij açısından da getirisi olabilecek bir mücadeleydi. Kali ise bu süreci uzaktan izlemeye devam edecekti. Para konusunda da Kali Karteli Escobar'dan dikkatliydi. Escobar parasını büyük inşaat işlerine harcıyordu. Örneğin Hacienda Napoles gibi milyon dolarlık projelere harcıyordu. Artan parayı ise toprağa gömüyordu ve paranın bir kısmı burada gerçekten çürüyordu ve hatta paranın bir kısmını da fareler kemirerek yiyorlardı. Kali karteli ise yasal sektörlere o kadar iyi sızmıştı ki ve kadrosu o kadar profesyoneldi ki kazanılan tüm para eczaneler, bankalar, otogaleriler, radyo istasyonları, gemicilik ve futbol takımları yoluyla aklanıp tertemiz oluyordu. Pablo'nun yaşadığı gibi kaza eseri kayıplar minimize edilmişti. Kali kartelinin yatırımları sebebiyle Kali'de emlak ve inşaat patlaması yaşandı ki bu da Kali halkı nezdinde kartelin popüleritesini arttırıyordu. Hatta Cali yerlilerinden parası olanlar da zamanla Cali'nin kokain işlerine yatırım yapmaya başladılar ve karşılığını da aldılar. 1984'te ABD kokaine o kadar doymuştu ki kokainin sokak fiyatı düşmeye başlamıştı. Dolayısıyla iki kartel Cali ve Medellín bu kez ibreyi Avrupa pazarına çevirdiler. Avrupa'da kokainin sokak değeri ABD'nin 4 katıydı. Bu sebeple iki kartel Portekiz'i karargah belirleyerek ticareti buradan yönetmeye karar vermişti. Kokain buraya gemiyle getirilip buradan da küçük botlarla karaya taşınacaktı. Paraysa İspanya ve Panama başta olmak üzere birkaç farklı ülkede aklanacaktı. Bu iş için Medellin kartelinden Jorge Ochoa ve Cali'den Miguel Rodriguez buluşup İspanya'da planlar yapmaya başladılar. Özellikle Jorge Ochoa'nın Berlin, Amsterdam ve Londra'ya gönderdiği adamlar buralardaki Kolombiyalı göçmenlerden yeni hücreler yarattı. Bu sayede örneğin Liverpool'daki gangsterler gemiyle gelen kokaini karşılayıp İngiltere'de satmaya başladılar. Sonuç olarak Kolombiya kartellerinin Avrupa macerasıyla 1985'te Avrupa'da el konulan kokain 900 kilo civarındayken 1990 yılına gelindiğinde bu rakam 13 tonu bulmuştu. Fakat bir muhbir Hilberto ve Jorge Ochoa'yı İspanya'da ele verdi ve iki baron eşleriyle beraber 15 Kasım 1984'te tutuklandı. Kolombiyalıların Avrupa seferlerinden haberi olan İspanyol yöneticiler iki baronu suçlu iadesiyle ABD'ye postalamak istediler. Fakat bu durum Pablo Escobar videomuzdan da bildiğiniz üzere Kolombiya'da epey bir sorun yaratacaktı. Hilberto ve Jorge Ochoa burada tam 2 yıl hapis yattıktan sonra Kolombiya'ya iade edildiler. İddiaya göre Kali Karteli suçlu iadesine karşı Kolombiya'nın Adalet Bakanı'na tam 1 milyon dolar rüşvet ödemişti. Hilberto uyuşturucu ticareti ile alakalı davadan da beraat ettirilmişti. Bu arada Hilberto ve Jorge Ochoa beraber iş yapan iki iş adamı gibi yakınlaşmıştı ve dost olmuşlardı. Fakat 1980'lerin sonuna doğru iki kartel arasında işler savaş noktasına gelecekti. Elbette piyasanın yegane hakimi bu iki kartel bir noktada kafa kafaya gelecekti. Fakat bu süreç özellikle Florida rotalarının tıkanmasıyla başladı. Çünkü bu sebeple Medellin karteli Kali'nin domine ettiği New York pazarına yönelmeye başlamıştı ve Pablo'nun politikası genelde zor kullanarak rekabeti baskı ve cinayetle sindirmek olduğundan savaş kaçınılmazdı. Ayrıca Cali Karteli Meksika'nın yükselen gücü Guadalajara Karteli ile de güçlü bir ittifak kurdu ve bu da Pablo'yu aksiyon almaya iten başka bir gelişme olmuştu. Bu savaşın dönüm noktalarını Escobar dünyaya karşı serimizde detaylı şekilde anlattık. Fakat bunlardan biri Escobar'ın bir süper kartel federasyonu kurup bunu da kendi yönetme arzusudur. Jorge Ochoa'nın da Cali karteli üyelerinden birinin kız arkadaşıyla Porsche marka bir araçta ihbar üzerine Cali'de yakalanması süreci hızlandıracaktı. Ochoa polislere 400 bin dolar rüşvet teklif etmişti fakat bu bile reddedilmişti. Çünkü polisler emri Hilberto'dan almışlardı. Süper Kartel projesi için Pablo, tüm baronlara kendisinin lideri olduğu bir dev kartel kurmayı teklif etti ve Pablo'nun fikrine göre tüm sevkiyatlar Escobar'ın izniyle yapılacaktı ve her sevkiyattan yüzde 30 kar Pablo'ya verilecekti. Elbette bu, Kali'nin centilmenleri için absürt bir teklifti ve sonuç olarak masadan ilk kalkan Kali Karteli oldu. Onlar gittikten sonra Pablo ise arkalarından savaş naraları atmaya başlamıştı bile. Hemen sonra karteller birbirlerine DA'ya ihbar etmeye başladılar. Örneğin Florida'da Medellin kartelinin bir sevkiyatı yakalanmıştı. Fakat topyekün savaş Pablo ile Pacho arasında yaşanan bir mevzuyla başlayacaktı. Bu olay aslında New York'ta iki kartele çalışan tacirler arasında yaşanan bir kadın meselesiyle başlar. Kolombiyalı bir tacir, Medellin'in adamlarından birine vurunca olay Pablo'ya intikal ettirilir. Pablo derhal adamın infazını emreder. Şimdi Pablo'nun hedefi olan Tacir ise bir zamanlar hapis yattığı sırada Paço'nun da hücre arkadaşıdır ve dolayısıyla bu adam haberi alınca Paço'ya sığınır. Paço bu adamı kanatları altına alınca Pablo Escobar bu kez Paço'nun da ölüm emrini verir. Olayı öğrenen Cali Karteli yönetimi Paço'yu korumaya karar verir ve derhal ile temas kurar. Amaçları Pablo'yu böyle saçma bir mevzudan dolayı savaş çıkarmaması yönünde ikna etmektir. Hilberto bizzat Pablo ile telefonlaşır fakat konuşmanın sonunda Pablo tüm Kali liderlerini öldüreceğini söyleyip konuşmayı bitirir. İlginç olarak ilk hamle ise Kali'den gelecektir. Kartel, Pablo'nun ailesinin yaşadığı iki katlı binanın altına park etmiş bir bombalı aracı havaya uçurur. Patlamada iki bekçi ölürken binanın bir yüzü çatlaklarla dolar fakat Pablo'nun ailesine ciddi anlamda bir şey olmaz. Hilberto bu olaydan hemen sonra Pablo'ya bir geçmiş olsun telefonu açar dolayısıyla bombayla alakalı farklı teoriler örneğin bu işi CIA'in yapmış olabileceği yönünde teoriler doğar. Fakat Hilberto İspanya'da hapis yattığı dönemde İspanya'nın Bask bölgesinden ayrılıkçı gerillalarla çok zaman geçirmişti ve onlarla sıkı bağlar kurmuştu. Ve bu gerillalar yani Bask bölgesi gerillaları bombacılık konusunda da uzmanlardı. Pablo işte bu bombacıların peşine düşüp onlardan kendi adamlarını eğitmesini istedi ve bu sırada onlardan Kolombiya'da başka kartellere daha önceden çalıştıklarını da öğrendi. Yani dolayısıyla Kali kartelini sorumlu tutmak için elinde bir gerekçe vardı. Bu arada Pablo'nun annesinin evinde de bir bombalı araç patlar ve annesi hastanelik olur. Kız kardeşleri de bu saldırıda yaralanmıştır. Kali Karteli bu süreçte Medeynden tetikçiler kiraladı ve 5 milyon dolar verdikleri bu grupta da daha sonra Pablo'nun safına geçti. Elbette Pablo da bu süreçte boş durmadı ve Kali operasyonunda kilit rol oynayan eczaneleri hedef aldı. Kali Karteli'nin kontrol ettiği birçok eczane bombalandı. Dolayısıyla kartelin para aklama operasyonu da ciddi anlamda zarar gördü. Elbette bu saldırılarda eczanelerde bulunan birçok sivil de hayatını kaybetti. Miguel Rodriguez'in mahallesinde de büyük bir patlama yaşanmıştı ve 3 ev resmen kullanılamaz hale gelmişti. Yine de bombacılar Miguel'in evine zarar veremediler ve erken patlayan bombayla kendileri de havaya uçtular. Cali'nin kiralayıp Pablo'ya karşı saldırıya gönderdiği birçok tetikçi ise parçalanmış ve kolilere konmuş halde Cali'ye geri gönderildi. Cali kartelinin kontrol ettiği 350 eczanenin 30'dan fazlasında bomba patladı. Tüm bunların üzerine Kali Karteli, her zaman yaptığı gibi bu iş için de gerçek profesyonellerle çalışmaya karar verdi. Narcos'un 3. sezonundan da iyi bildiğimiz ve dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Jorge Salcedo, gerçekte de Kali Karteli'nin güvenlik şefiydi. Otoriter bir görüntüsü olan iri kıyım, bıyıklı Jorge bir aile babasıdır ve üniversitede makine mühendisliği ile Endüstriyel Ekonomi okumuştur kariyerinin başında forkliftler dizayn eden Jorge'nin babası Kolombiya ordusundan emekli bir generaldi. Tüm bu geçmiş Jorge'yi özellikle elektronik takip ve kontra terör alanında uzman hale getirmişti. Daha önce Medellin kartelinden Gaça'nın gerillalarla savaşmak için İngiltere ve İsrail'den getirdiği paralı askerlere de çalışmış olan Jorge, onların lideri David Tompkins'le de bir ilişki kurmuştu. David Tompkins bir patlayıcı uzmanı ve paralı askerdi. Afrika'dan Afganistan'a, Hırvatistan'dan Uganda'ya birçok savaşta, birçok çatışmada yer almıştı. Afganistan'da mücahitlerle beraber savaşmış, Uganda'da ise diktatör idamine suikast girişimlerinde rol oynamıştı. Kendi ifadelerine göre Tomkins 1989'da Jorge'den bir telefon aldı ve yeni görevi için Kolombiya'ya geldi. Jorge Tompkins'e görevinin Pablo Escobar'ı öldürmek olduğunu, bunun Kolombiya otoritelerinin de işine geleceğini söyledi. Tomkins kaleye yerleşti. Burada paralı askerler için gece görüş gözlükleri, dinleme için böcekler, Desert Eagle tabancalar, arbaletler ve keskin nişancı tüfekleri temin edildi. Tomkins bunları yetersiz buldu. Ayrıca Escobar'ın lokasyonunu tespit etmeden harekete geçemeyeceğini söyledi. Ayrıca 1 milyon dolar ön ödeme talep etti. Hilberto, Miguel ve Don Chepe'nin de katıldığı toplantıda bu şartlar kabul edildi ve Escobar'ı infaz edebilirse Tomkins ve ekibine 3 milyon dolar daha bonus verileceği yönünde de teminat verildi. Ertesi gün Tomkins ufak bir uçakla Hacienda Napoles'in üzerinde uçuşlar yapmaya başladı. Escobar dünyaya karşı videomuzun Narka Terör bölümünde bu dev malikane kompleksinin detaylarını anlatmıştık. Tomkins Napoles'in giriş çıkışlarını, bölmelerini vesaire iyice etüt etti. Tomkins görevin zorluğunu iyi anlamıştı ve İngiltere'ye dönerek SAS denilen İngiltere'nin özel hava kuvvetleri komandolarından bir tim kurdu. Bu timin bir kısmı genç ve çevik komandolardan, bir kısmı da mermi yaralarına sahip yani savaş görmüş veteranlardan oluşuyordu. Tomkins ekipten yalnızca bir kişiye görevin gerçek içeriğini söylemişti. Diğerleri detayları yani Pablo'yu vuracaklarını bilmiyorlardı ekip Kolombiya'da verilen briefingle görevi öğrendi. Hacienda Nopoles üzerinde planlar yapıldı. Fakat komandolardan bazıları Kolombiyalı kadınlar sıcak hava, alkol ve lüks içinde görevden koptular. Bunun üzerine Tomkins sıkı bir eğitim rutini hazırlayarak onları yeniden hizaya sokmaya çalıştı. Tüm hazırlıklar sürerken Güney Afrikalı bir tim üyesi bunun bir intihar görevi olduğunu söyleyip ekipten ayrıldı. Tomkins bunun üzerine derhal İngiltere'ye dönerek bu adamın yerine yeni bir komanda buldu. Komandolar, ekipmanlar, patlayıcılar vesaire gibi hazırlıklar yaparken planlama süreci de devam ediyordu. Günün sonunda da onlara en mantıklı gelen bu işi Hacienda Napoles'te yapmaktı. Hatta Napoles'in futbol stadına helikopterle inmeyi planladılar. Fakat daha sonra uçakla çektikleri fotoğraflarda sahada anti helikopter tellerinin olduğunu tespit ettiler. Dolayısıyla bu ilk plan şimdilik iptal edilmişti. Operasyon için Amerikan ordusunun Vietnam Savaşı'nda da sık kullandığı Huey tipi helikopterlerde temin edildiğinde ekip ormanlarda ve plajlarda tatbikat yapmaya başladı. Şimdi yeni plana göre birkaç helikopter polis helikopterleri gibi boyanacaktı ve Pablo'nun adamları neyin ne olduğunu anlamadan makineli tüfek ateşleriyle Pablo öldürülecekti. Hacienda Napoles'e daha önce bir polis baskını yapılmıştı ve Pablo'nun adamları bu baskın sırasında polislere yiyecek içecek dahi ikram etmişlerdi. Dolayısıyla Tomkins ve ekibi böyle bir kandırmacanın yani buraya polis gibi gelmenin başarılı olacağına, Pablo'nun ve adamlarının böyle bir baskın sırasında rahat davranacağına inanıyorlardı. Dolayısıyla onlara da burada Pablo'yu makinalı tüfekle vurmak için fırsat doğacaktı. Ayrıca bu sırada C4 tipi patlayıcılarla da Napoles'in etrafını patlatacaklar, böylece kaçış noktaları da havaya uçurulacaktı. Fakat görevin dördüncü ayında Tomkins hala Pablo'nun nerede olduğunu tam olarak tespit edememişti. Hatta Jorge paralı askerleri tatil yapsınlar diye Panama'ya bile götürmüştü. Bu sırada Kali yönetimi ise Tomkins ve ikinci adamı McAleese ile son bir toplantı yaptı. Ve Tim'in tatili bittiğinde 3 Haziran 1989'da komandolar harekete geçti. Pablo'nun Hacienda Nopales'in havuzunda yüzdüğü bilgisini alan Tim Huy helikopterlerle uçuşa geçti. Aslında plana göre iki helikopter gerekiyordu fakat arızalı bir diğer Huy helikopteri Brezilya'da tamirdeydi. Hilberto bu helikopter yerine daha ufak bir helikopter temir ederek operasyonu sürdürdü. Fakat yine de aşırı yük helikopterlerin uçuşunu kötü etkiledi. Rivayete göre Hilberto sabırsızlanıp pilotlara baskı yaparak uçuşa devam etme emri verdi. Saldırı için belirlenen gün fırtınalı ve yağmurlu bir gün olduğundan pilotlar zorlanmaya başladılar. Ekipler heyecanlı olsalar da helikopterler yoğun bir buluta girdiler ve sonunda dağlık bölgede helikopterlerden biri düştü. Ekibin düşen kısmı ormanlık arazide sonunda çiftçiler ulaşarak anca kurtulabilmişti. Burada da bu insanlara kendilerini orduya bağlı özel bir tim olarak tanıttılar. Yani sonuç olarak operasyon bir fiyaskoyla sonuçlandı. Fakat yine de tim hayatlarını riske ettikleri için bonus ödülü de alarak evlerine döndü. Pablo'nun olan biten hiçbir şeyden haberi olmamıştı. Escobar dünyaya karşı videomuzda çok daha detaylı şekilde ele aldığımız politik suikastlerden en önemlisi gerçekleşti. Başkan adayı Luis Galan Medellin karteli tarafından öldürüldü. Dolayısıyla Kolombiya hükümeti özellikle Medellin karteline karşı topyekün bir mücadeleye girişti. Pablo'ya karşı yapılan suikast teşebbüsü ise sonunda medyada yer almaya başladı çünkü artık olay yayılmaya başlamıştı köylerde vesaire ve sonuç olarak göreve devam etmek isteyen Tompkins ve Mekalis isimlerinin de ifşa olmasıyla Kolombiya'yı terk etmek zorunda kaldılar. Pablo'nun devlete karşı savaşı Kolombiya elitlerini kaçırmaya evrilmişti. 1991'de Escobar'ın Kolombiya ve hatta ABD ile savaşı tüm şiddetiyle sürüyordu. Sonunda olanlar Başkan Gaviria'yı Pablo ile anlaşmaya itti ve sonunda Pablo kendi yaptırdığı La Catedral hapishanesinde Scariolarıyla beraber sözüm ona hapis cezasını yatmaya başladı. Elbette burası spor salonu, bilardo masaları, suite odaları, barları, diskosu ve hatta gizli cephaneliği bile olan bir medeyin karteli üssüydü fakat görüntüde Pablo cezayı kabul etmişti. Bu süreci de biz Escobar Dünya'ya karşı videomuzda daha detaylı şekilde işledik. Pablo La Catedral'de her türlü imkana sahip olsa da neticede şimdi nerede olduğu belliydi. Dolayısıyla Cali Karteli yönetimi şimdi lokasyonu net olan Pablo'yu indirmek için doğru zaman diye düşünmeye başladı. Cali Karteli güvenlik şefi Jorge, Tomkins'le tekrar iletişime geçti. Tomkins bu kez Pablo'yu C4 patlayıcıyla havaya uçurmayı planlıyordu. Hatta uzaktan kumandalı C4'leri helikopterlerle buraya atıp La Catedrali iki yandan patlatmayı, böylece içeridekileri de en kötü senaryoda çıkacak yangınla öldürmeyi planladı. Daha sonra Jorge ve Tompkins işi bir uçakla bitirmeyi planladılar fakat saldırıya uygun uçak bulma süreci çok uzadı. Bu arada Miguel eşlerinden birinin kuzeni aracılığıyla Medeinden akrabalarının Kali'yi araştırdığını duydu. Kali karteli bu adamı derhal yakalattı ve sorguya çekti. Hatta bu adam La Katedrali ile birkaç kez ziyaret etmişti ve şimdi Pablo'nun bilgi almakla görevlendirdiği adam Kali karteline La Katedrali ile alakalı detayları anlatıyordu. Esir alınan adam, buraya giren çıkan herkesi, La Catedral'in odalarını, barını, salonunu, diskosunu detaylarıyla tarif etti. Jorge, La Catedral'i etüt etmeye devam ederken Cali Karteli, burada Pablo'nun yaşadığı şatafatlı hayatı medyaya ifşa ederek Pablo üstündeki baskıyı arttırdı. Jorge bu sıralarda El Salvador'da yeni sonuçlanan iç savaşı fırsat bilerek, burada kullanım hazır patlayıcılar temin etmek üzere çalışıyordu. El Salvador'da Kali Karteli'nin çıkarlarını gözeten Nelson adlı bir kişiyle buluşan Jorge buradan gerekli bombaları temin etti. Fakat görev için ayarlanan uçak olması gerekenden ufaktı. Bombaları uçağa yerleştirmeye çalışan ekip yörenin yerleri tarafından ifşa edildi ve uçak da Kolombiya Hava Kuvvetleri tarafından tespit edildi. Hatta ekibin uçağı yerleştiremediği, dolayısıyla El Salvador'da düşen dördüncü bir bomba da polisler tarafından patlamadan bulunmuştu. Ve şimdi tüm haber bültenleri Jorge'nin bombalı saldırı planını veriyordu. Pablo her şeyi öğrenmişti. La Catedral'de tedbirler sıkılaştı ve Pablo kalan vaktini katedralin en güvenli bölümlerinde geçirmeye başladı. Planı suya düşünce Kali Karteli bu kez Pablo'nun oğlu Juan Pablo'yu kaçırmaya karar verdi. Bir araba yarışına katılmak üzere olan Juan Pablo, babasının gönderdiği korumalara alandaki şüpheli iki adamı işaret etti. Bu adamlar gerçekten de Kali Karteli'nin Juan Pablo'yu kaçırtmak için gönderdiği adamlardı. Ayrıca Juan Pablo okulun dışında da sürekli bekleyen bir ambulansı fark etmişti. Aynı ambulans şimdi yarışın yapılacağı alanın da dışında bekliyordu. Pablo ise oğluna Kali Kartelinin onu kaçırmayı deneyebileceğini fakat bunun sonucunda aileler konusunda hiçbir etik kaygı kalmayacağını, yani kendisinin de Kali Kartelinden herkesin akrabalarına saldırabileceğini ima etmişti. Bu olaylar üstüne Pablo, Juan Pablo'yu La Catedral'e getirtti ve onun peşindeki adamları yakalayana dek onu burada yani kendi yanında tuttu. Sonunda Pablo, Cartel'in görevlendirdiği adamlara ulaşır ulaşmaz onlara Medeni terk etmeleri için 24 saat verdi ve eğer bunu yapmazlarsa hepsinin ailesini katledeceğini söyledi. Dolayısıyla tehlike şimdilik bertaraf edilmişti. Cali Karteli bu iş için aslında polis ve askerleri kiralamıştı. Dolayısıyla Pablo'nun bu adamlara ulaşması kolay olmuştu. Sonuç olarak Juan Pablo şimdilik güvendeydi. Bu arada Escobar Dünya'ya karşı videosunda üstünde durduğumuz iki cinayet işlendi. Pablo Medellin Karteli'nin nüfuzlu patronları Gerardo Moncada ve Fernando Galeano'yu La Catedral'de infaz ettirdi. Bu meseleyle alakalı da farklı söylentiler mevcut. Bazı kaynaklar ikilinin Pablo'dan para çaldığını söylerken, bazılarına göre iki adam Pablo'nun savaşını finanse etmek istemiyordu. Hatta söylentilere göre Moncada, Cali Karteli ile yakınlaşmıştı. Sonuç olarak Moncada ve Galeano, La Katedral'de Pablo'nun sicaryoları tarafından vurularak infaz edildiler. Birkaç gün içinde iki adamın kardeşleri de aynı şekilde öldürüldü. Bu cinayetler Pablo ve La Catedral ile alakalı şüpheleri güçlendirdi ve sonunda yetkililer Pablo'yu La Catedral'den askerler eşliğinde çıkarıp başka bir hapishaneye taşımaya karar verdiler. Fakat Pablo ve adamları baskın sırasında La Catedral'den kaçtılar. Böylece Kali karteli Pablo'yu elimine etmek için bir fırsatı daha kaçırmış oldu. Kimi kaynaklara göre CIA'nin de etkisiyle ve Kali kartelinin önderliğinde Los Pepes adlı yeni bir örgüt kuruldu. Açılım olarak Perseguidos por Pablo Escobar yani Pablo Escobar'dan zulüm görenler anlamına gelen Los Pepes, Pablo'yu epey zorlayacaktı. Los Pepes'in önemli iki üyesi Narcos dizisinde yer alan Castanyo kardeşlerdi. Babaları Jesus Castanio bir çiftlik sahibi ve sağ görüşlü muhafazakar bir politikacı olan kardeşler, babalarının Fark adlı komünist örgüt tarafından kaçırılıp öldürülmesiyle ki Fark babaları için fidye istemişti, paramiliter sağcı gerillalara dönüşmüşlerdi ve söylentiye göre kardeşler bir süre Medellin karteline de çalışmışlardı. Fakat Pablo La Catedral sürecinde Fidel'den şüphelenmeye başlayınca yani Fidel Castanio'dan şüphelenmeye başlayınca kartelle yani Medellin karteliyle Castanio banyoların arası açıldı ve dolayısıyla kardeşler artık Pablo'ya karşıydılar. Kastanyo kardeşlerle alakalı detaylar bir başka videomuzun konusu olsun. Fakat sonuç olarak onların da katkısıyla Los Pepes şimdi Firari Pablo'nun peşindeydi. Carlos Kastanyo otobiyografisinde Hilberto Rodriguez ile görüşmelerini ve hatta ona helikopterler kiraladığını yazmaktadır. Pablo'nun Moncada ve Galeano'yu öldürmesiyle pek çok tacir taraf değiştirir ve Cali karteli saflarına geçer. Elbette Hilberto yönetimi kendi saflarına geçen her tacirden hatırı sayılır miktarda bir ayak pastı parası almayı da ihmal etmemiştir. Bu noktadan sonra Pablo'ya olanları Escobar Dünya'ya karşı serimizin 3. bölümünde detaylı şekilde ele aldık. Özetle Los Pepes ordu ve polisten daha özgür davrandı ve doğrudan Pablo'nun aile üyelerini hedef aldı. İşler öyle bir noktaya geldi ki Pablo'nun akrabaları Kolombiya'yı terk etmeye başladılar. Pablo da karşılık verince Bogota, Medellin ve Cali'de arka arkaya pek çok bombalı saldırı olayı yaşandı ve onlarca sivil bu saldırılarda yaşamını yitirdi. Cali karteli bu süreçte Los Pepes'e tam 50 milyon dolarlık bir finansman ayırdı. Silahlar, muhbirler ve kiralık katiller Pablo'yu elimine etmek için Cali tarafından finanse edildiler. Hatta Don Chepe Santa Cruz, Amerika'da Medellin kartelini datalar üzerinden takip ettirmek için bir bilgisayar sistemi bile satın almıştı ki 90'lı yıllar için bu ileri düzey bir tedbirdi. Hatta eski Kolombiya Başkanı Ernesto Samper, Cali kartelinin bu güçlü istihbarat network'ünün Pablo'nun çöküşünde önemli rol oynadığını kabul etmişti. Pablo'nun neden olduğu savaşlarda ailelerini ve görev arkadaşlarını kaybeden asker ve polis çoğu kişi Los Pepes'e katıldı. Böylece yasal bariyerler olmadan rahatça Medellin karteli üyelerini infaz edebiliyorlardı. Los Pepes, Kolombiya ve ABD'nin de istihbarat birimlerinden destek alarak her seferinde Pablo'yu can evinden vurmayı başarıyordu. Pablo'nun ailesi bu noktadan sonra kaçarak canlarını kurtarmaya çalıştı ve uzun süre bu şekilde kaçak yaşadılar. Aile yurt dışına ABD ve Almanya'ya gitmeye çalıştı fakat bu kez de devletler bunlara müsaade etmedi. 93 senesinin Şubat ve Mart ayları arasında Los Pepes resmen süre kavundaydı. Pablo'nun akrabalarından çalışanlarına, avukatlarından finans yöneticilerine birçok kilit isim infaz edildi. Los Pepes'i şimdileri geçmişte Medellin karteliyle de çalışan ünlü tacirlerden Don Bernad'a katılmıştı. Eylül ayında ise yani 93'ün Eylül'ünde ise Pablo ailesine veda etti, onları devlet koruması altında yaşamaya ikna etti ve şimdi sadece kendisi firari hayat yaşamaya başlamıştı. Sonuç olarak 2 Aralık 1993'te Pablo yanında Limon lakaplı Has adamıyla iki katlı bir binada baskına uğradı ve çıkan çatışmada kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldü. Onu vuran askerlerin Viva Colombia yani Yaşa Kolombiya sloganları eşliğinde Pablo kurduğu Medellin Karteli ile beraber tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Pablo'nun ölüm haberi kalede ilk Miguel'e ulaştı. Gözleri yaşlı şekilde güvenlik şefi Jorge'ye sarılan Miguel, AB’de de dahil diğer ortaklarına müjdeyi verdi. Kali sokaklarında resmen kutlamalar vardı. Kartelin üyeleri kornalar çalarak havaya ateş ederek kutlama yaptılar. Kali karteli tüm kutlamalarda içilecek içkileri de finanse etti. En büyük rakibi ortadan kalkmış olan Hilberto ise 200 kişilik bir partiyle bu haberi kutladı. Hatta bu kutlama o kadar çok gürültü kopardı ki askeri devriyeler Hilberto'nun evine girip kimlik kontrolü yaptılar. Pablo'nun hapisteki kardeşi Roberto ise Pablo öldükten sonra bir bombalı mektupla hapishanede saldırıya uğradı. Kali karteli şansını denemişti fakat Roberto saldırıdan canlı kurtulmuştu. Yine de Roberto'nun gözleri geri döndürülemeyecek şekilde zarar görmüştü. Kali karteline bağlı gardiyanlar da onun doğru düzgün bir medikal destek almasına izin vermediler. Escobar'ın ölümünden bir süre sonra Kali Kartel reisleri Escobar ailesiyle özellikle de Escobar'ın oğlu Juan Pablo ve eşi Maria Victoria ile görüşmek istediler. Tüm baskılardan sonra Maria Victoria Kali'ye gitti ve burada Los Pepes'ten Castanio kardeşler, Moncada ve Galeona ailelerinin reisleri Hilberto ve Miguel aynı masaya oturdu. Bu toplantıda Maria Victoria ailesi için güvenli bir hayat istediğini söyledi. Miguel ise Pablo'nun kendilerine 10 milyon dolar masraf yaptırdığını söyledi ve bu parayı Maria Victoria'dan talep etti. Ayrıca Cali karteli, Pablo'nun kardeşlerini affetmeyeceğini de söylemişti. Çünkü yaptıkları dinlemelerde Roberta Escobar ve diğer kardeşlerin savaşı bile isteye sürdürdüklerini anlamışlardı. Masadaki diğer gangsterler de Pablo'dan zarar görmüşlerdi. Örneğin bir tanesinin kardeşi kaçırılmış ve Pablo tam 2 milyon dolar fidye ile bu kişiyi ancak salıvermişti. Ayrıca masadakiler Juan Pablo'nun da son zamanlarda Pablo'nun operasyonlarına dahil olduğunu, babasını öldürenlerden intikam almaya yemin ettiğini, dolayısıyla onu da öldüreceklerini söylediler. Juan Pablo'nun annesi olan Maria Victoria doğal olarak bunu duyunca epey dehşete kapıldı ve ağlamaya başladı. Bu sırada masadaki başka bir baron, Pablo savaşı kazansaydı hepimizin eşlerini ve çocuklarını vahşice katlederdi diyerek ekledi. Fakat Miguel masadakilere Maria Victoria'nın bugüne dek Pablo'yu sakinleştirmeye çalıştığını söyledi. Yaptıkları dinlemeler de bunu doğruluyordu. Sonuç olarak masadaki herkesin Pablo Sayep'li toplam mağduriyetleri ve masrafları 120 milyon dolar ediyordu ve Pablo'nun eşi Maria Victoria'dan bunu keş olarak talep ediyorlardı. Kalikarteli ve diğerleri ödemenin yarısını Pablo'nun servetinden devletin el koyduğu kısma alarak çözmeye karar verdiler. Diğer yarı ise Maria Victoria'dan gelecekti. Hatta bu sırada Maria Victoria'nın Pablo'ya ait bazı Salvador Dali tablolarını Castanyo kardeşlere verdiği söylenmektedir ki Fidel'in özellikle Rock and Roll adlı tabloyu istediği rivayetler arasındadır. Bu tablo o günlerde 3 milyon dolar etmekteydi. Sonunda Maria Victoria Pablo'nun borcunu kapatmayı başarır ve Juan Pablo'nun da bir sorun yaratmayacağına yemin eder. Hatta Kali Karteli, Pablo'nun akrabalarına bırakacağı miras konusunda da araya girerler. Ayrıca Maria Victoria ve Pablo'nun annesi Hermilda arasında da bir miras kavgası başlamıştır. Miguel Rodriguez sonunda Pablo'nun çocuklarına bıraktığı her şeyin çocuklara kalması gerektiğini, kendisinin de çocuklarına aynı şekilde bazı mülklerini bırakmak istediğini söyler. Bunlar hariç Pablo'nun kalan serveti geride bıraktığı vasiyetteki gibi dağıtılacaktır. Juan Pablo'nun da baronlarla katıldığı ikinci toplantıda Pablo'nun oğlu Kali reislerine onlara sorun çıkarmayacağına dair söz verir. Yurt dışında okuma isteğini onlarla paylaşır. Burada Don Chepe, Juan Pablo'yu uyuşturucu işlerine veya paramiliter gruplara asla bulaşmaması konusunda sıkı sıkı tembihler. Hatta Miguel aileye isterlerse Kali'de bile rahatça yaşayabileceklerini kimsenin onlara dokunmayacağını söyler. Kabul etmek gerekir ki Kali Karteli belki stratejik bazı kaygılarla da olsa Pablo'nun ailesine epey insaflı davranmıştır. Aile bir süre Hacienda Napoles'te yaşadı fakat burada da garip bir olay gerçekleşiyordu. Ve burada Pablo'nun sayıları 4 olan su aygırları tam 35 nüfuslu bir sürüye dönüşmüştü. Afrika'nın aksine burada doğal predatörleri de olmadığından aygırlar kontrolsüz şekilde artmışlardı. Pablo'nun ailesi Kastanya ve Cali Karteli'ne bir dizi ödeme daha yaptı ve sonunda Aralık 1994'te Arjantin'e taşınarak buraya yerleşti. Cali Karteli'nin Pablo'yu yok etmekte oynadığı etkin rol, karteli devlet nezdinde de muteber bir noktaya çıkardı. Hatta fırsat bu fırsat diyen Cali'nin centilmenleri devletle pazarlık yapmaya, kendi teslim olma şartlarını konuşmaya başladılar. Böylece haklarındaki suçlamalardan bir süre hapis yatarak kurtulacaklardı ve yaşadıkları kral hayatına hiçbir pürüz yaşamadan devam edeceklerdi. Centilmenler kokain işini de bırakmayı kabul ettiler. Başsavcı Gustavo de Greif Çetin Cevizdi ve yozlaşmaya kapalı bir adamdı. Hatta onunla bir toplantıdan sonra Miguel eski model bir Volkswagen'e binen adam rüşvet müşvet almaz diye de hayıflanmıştı. Kali centilmenleri Clinton yönetiminden ve ABD'nin peşlerine özel kuvvetleri takmasından korkuyorlardı. Aslında Kali karteli bu süreçte yani Pablo'yu indirme sürecinde CIA ile de koordineli çalışmıştı. Dolayısıyla şimdi ABD'den de daha makul bir yaklaşım bekliyorlardı. Fakat 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Soğuk Savaş resmen bitince Amerikan ordusunun milyarlarca dolarlık harcamalarını meşrulaştırma ihtiyacı doğdu. Yani yeni düşmanlar gerekiyordu. Dolayısıyla ABD İbre'yi uyuşturucuyla savaşa ve Kolombiya'ya çevirdi. Her ne kadar şimdileri Castanyo kardeşler kokain işinde yeni bir kartele dönüşmüş olsalar da ABD Kali'ye fokuslandı. Bunun bir sebebi de Castanyoların hala komünist gerillalarla savaşıyor oluşuydu. Kolombiya ve ABD devletleri onların bu mücadelesini destekliyordu. Escobar ölünce Kali güvenlik şefi Jorge görevini bırakmak istedi. Fakat öfkelenen Miguel bunu kabul etmedi ve Jorge'ye artık aileden biri olduğunu hatırlattı. Yine de Jorge hayatı için endişe ediyordu. Kali karteli geçmiş suçlarını gizlemek için ondan kurtulabilirdi. Fakat Jorge, Kali babalarının teslim olmaları durumunda emekli olabilirdi ve bu ihtimal onu da diğer Kali karteli üyeleri gibi rahatlatıyordu. Hatta Kali kartelinin 100 civarı kurmayının katıldığı bir partide Hilberto kalabalığa teslim olacaklarını 6 ay içinde tüm kokain laboratuvarlarını teslim edeceklerini ilan etti. Hilberto onlardan da aynı şekilde teslim olmalarını istemişti ve bu şartlara uymadan yani teslim oluş şartlarına uymalarını beklemişti. Çünkü teslim olurlarsa ellerindeki servete dokunulmayacaktı. Fakat dinleyicilerden bazıları haberleri hoş karşılamadı. Çünkü bazılarının bir sabıka kaydı dahi yoktu. Bazıları ise büyük borca girmişti. Kokain parası olmadan yaptıkları masrafları, girdikleri borçları, ödemeleri imkansızdı. Sonuç olarak toplantı Hilberto ve ortakları açısından kötü geçti. Hilberto köşeye sıkışmıştı. Ayrıca 1994'ten başlayarak DEA ve özel kuvvetler de Kali'ye taşınmışlardı ve Cali karteli üzerine yoğunlaşmaya başlamışlardı. Bu arada Cali kartelinin ele geçen bazı kokain paketlerinde de Bill Clinton'ın adı dikkat çekiyordu. Bu Clinton'ın kokain kullandığı söylentilerine bir göndermeydi. Hatta Clinton bu sebeple sinüslerinden de tedavi olmuştu. Kardeşi Roger Clinton ise 1985'te kokain satmaktan hapse girmişti. Clintonlar aile olarak kokainle biraz haşır neşir olsalar da DEA 200'den fazla Kali Karteli üyesini yakaladı ve 6 tondan fazla kokain ve 13 milyon dolar da kartel parası ele geçti. Fakat Kali Karteli'nin hücresel ve sofistike yapısı DEA'yı zorluyordu. Çünkü tutukladıkları 200'den fazla kokain taciri şeflerin isimlerini bilmiyordu. Yani çoğu eleman hiyerarşide kendinden birkaç kademe üstte kimin olduğundan habersizdi. Örneğin Escobar'ın kartelinde işler satıcıdan müşteriye direkt yapılırken Kali karteli bu işlerde çok fazla aracı kullanıyordu ve sadece belli isimlerin satış yapmasına izin veriyordu. Hücreleri yok etmekle çözüm değildi çünkü her çökertilen hücrenin yenisi yerini hemen alıyordu ve yeni hücreleri tespit etmek epey zordu. Ayrıca Kali Karteli kokain taşımak için de alışılmadık yöntemler kullanıyordu. Örneğin kokaini Kolombiya'ya dolu getirilip ABD'ye tekrar kullanım için geri gönderilen boş klor gazı varilleri gibi farklı yöntemlerle taşıyorlardı. Ayrıca bu variller toksik gazlar taşıyordu. Yani kolluk kuvvetleri de bunları detaylı incelemekten kaçınıyorlardı. Fakat Kalinin bu yöntemi kartel için de problem yaratıyordu. Çünkü bazen toksik gazları boşaltmak için kanalizasyonları kullanıyorlardı ve bu sebeple insanlar evlerine kadar uzanan bu zehirli gazlar neticesiyle zehirleniyorlar hatta ölüyorlardı. Örneğin bir keresinde bu tip bir boşaltma sonucu 3 çocuk bu gazlardan dolayı hayatını kaybetmişti. Bu arada Escobar'ın peşine takılan özel tim arama bloğu şimdi yeni komutanı Albay Velasquez önderliğinde Cali kartelinin peşine düşmüştü. Miguel her ne kadar denese de Velázquez'i rüşvetle satın alamadı fakat onun yanında görev yapanlardan bazıları Kali'ye çalışıyorlardı. Ayrıca Kali KGB'si de denilen kartelin dinleme uzmanları şimdi Alba'yı da dinlemeye almışlardı. Dinlemeler sonucu kartel Albay'ın kadın bir muhbirle evlilik dışı ilişkisini öğrendi. Dolly adlı bu kadınla Don e bizzat görüştü ve kadın evli bir adam olan Albay'a karşı şantaja ikna edildi. Kadınla ilişkiye girmeye epey düşkün albay bir motelde tuzağa düştü. Dori ile ilişkiye girdiği sırada Horgen'in kameraları kayıttaydı. Albay şantajla tehdit edilse de Hilberto'nun katılacağı büyük bir kale düğününe baskın yaptı. Fakat baskın sırasında Hilberto çoktan haberi almıştı ve dolayısıyla düğünden uzaklaşmıştı. Bu arada Kali Karteli'nin desteklediği başkan adayı Ernesto Samper Kolombiya devlet başkanı olmuştu ve Kali'nin centilmenleri bu haberle epey rahatlamıştı. Fakat DEA davalarına karşı gelecek bir başkanı görevde istemedi ve Miguel'in başkanın kampanyasına yaptığı 2 milyon dolarlık bağışı da içeren bir tapeyi basına sızdırdı. Bunun üzerine muhalefetin adayı yeniden seçim istedi. Samper koltuğunu korumayı başarsa da DA'nin baskısı sonucu Kalini karteline karşı mücadeleye katılmak zorunda kaldı. Kali karteline vurulan en büyük darbe ise kartelin baş muhasebecisi Palomari'nin yakalanması oldu. Hilberto ve Miguel'e çalıştığını itiraf eden Palomari serbest bırakılınca ailesiyle beraber saklanmaya başladı. Şantajın öfkesiyle baskılarını arttıran Albay Velasquez ise sonunda Polomari'nin data merkezini bastı ve burada Kali kartelinin rüşvet verdiği yüzün üzerinde polis ve diğer birçok ismi ifşa etti. Kartelin Miami'de yaşayan 5 şefinden 4'ü de yakalanmıştı ve şimdi hepsi muhbir olmuştu. Palomare'nin yakalanması pek çok kartel çalışanını da ifşa etmişti. Bu arada Clinton yönetimi Başkan Samper'e baskı yapmak için Kolombiya'ya dış desteği kesti. Ve Kolombiya yetkililerinin vizelerini iptal etti. Miguel'in bir tonluk kokain yüklemesiyle alakalı Amerika'daki bir kartel çalışanıyla yaptığı telefon konuşması da dinlenmişti ve bu kayıt Hilberto ile Miguel'i Amerika nezdinde de suçlu ilan edebilecek nitelikteydi. Ayrıca Cali kartelinin teslim olma pazarlıkları yaptığı başsavcı De Grief de işinden oldu ve yerini Escobar'ın öldürttüğü başkan adayı Galan'ın kuzeni aldı. Bu arada Kali kartelinin 4 patronundan herhangi birini yakalatacak bilgiye 1 milyon doları aşan bir ödül verileceği de ilan edildi. Şimdi babası Miguel ve ortakları kaçak durumdayken işleri Miguel'in oğlu William yönetmeye başladı. Fakat kartel zor durumdaydı. Artık günlük kokain trafiğini yürütmek bile çok büyük riskti ve büyük meblalarda rüşvet ödemeyi gerektiriyordu. Centilmenler hapse düşen kartel üyelerine de işbirliği yapmasınlar yani susmaya devam etsinler diye büyük paralar ödüyorlardı. Kalin centilmenleri baş muhasebecileri Palomari'nin de ABD'ye suçlu iadesiyle gönderilmesinden epey korkuyordu. Çünkü böyle bir durumda Palomari tam bir ABD işbirlikçisi olurdu ve kartelin tüm detaylarını ifşa edebilirdi. 95 yılında 61 Kali üyesi daha bir operasyonla içeri alınınca artan stresiyle Miguel'in sağlığı bozulmaya başladı hipoglisemi ve migren atakları geçirmeye başladı. Zaten öfkeli biri olarak bilinen Miguel, astlarıyla şimdi daha agresif bir iletişim kuruyordu. Hal böyle olunca Kali yönetimi, günlük trafiğin sorumluluğunu Miguel'in oğlu William'a devretti. Fakat tüm bu baskıya karşın, tüm bu algıya karşın, aslında sahada sadece 4 DA ajanı aktif olarak Kali'ye karşı çalışıyordu. Bunlar gerekli noktalarda işbirliği yapmak istedikleri kişilere 2 milyon dolara kadar ödül de veriyorlardı. Daha fazla kişiyi işbirliğine davet etmek için Kali'nin dört bir yanına aranıyor ilanlarını, babaların fotoğraflarını ve ödülü gösteren ilanlar bıraktılar. Kali'nin centilmenleri için aranıyor ilanları ABD finansmanıyla televizyonlarda da yayınlanmaya başladı. Tabi centilmenler de bu süreçte boş durmadılar. Telefon dinlemeleri yoluyla tespit ettikleri 75 muhbiri 6 haftalık bir süre zarfında işkenceyle infaz ettiler. Fakat tüm bunlar diğer muhbirleri durdurmaya yetmedi ve sonunda ajanlar Hilberto'nun şahsi sekreteri Flaco'yu öğrenip onu takip etmeye başladılar. Flaco sonunda ajanları kalenin kuzeyinde kırsalda bir mahalleye götürdü. Buraya yapılan helikopterli baskında başta yetkililer Hilberto'yu bulamadılar. Fakat binanın ikinci katında yerde buldukları bir resim askerlerin ilgisini çekti. Askerler hemen sonra duvara resmin asılı olduğu yere baktılar ve buraya yaslanmış bir televizyonu görünce onu oynatarak gizli bir bölmeyi keşfettiler. Bu bölmede Hilberto paraların arasında iki elinde iki tabanca donuyla karşılarına çıktı. Hilberto çatışmadan teslim oldu. Centilmenlerin en önde gelenleri şimdi kafeslenmişti. Bu yani Hilberto'nun yakalanışıysa Kali Karteli için resmen sonun başlangıcı oldu. New York Times'a dahil Kolombiya ve ABD'de tüm basın Hilberto Rodriguez Orejuela'nın yakalanmasını konuşuyordu. Mesaj açık ve netti. Kimse kanundan üstün değildi. Fakat Hilberto aynı zamanda kartelin en ağır başlı lideriydi. Yani onun ortadan kalkması Miguel, Don Chepe ve Pacho'nun daha şiddetli bir savaş vermesine tıpkı Pablo gibi devlete savaş açmasına sebep olabilirdi. Bu sebeple yetkililer baskıyı hızla arttırıp bir an önce sonuca gitmek istedi. Yine de Hilberto yakalandıktan bir gün sonra bombalı bir araç Medellin'de bir sokak festivali sırasında patladı, 21 kişi ölürken 200'ü yaralandı. Kolombiya şimdi yeniden bir narko -terör kabusu yaşamaya başlamıştı. Kali Karteli saldırıyı üstlendi. Tabi bu terörün amacı da Hilberton'un suçlu iadesiyle Amerika'ya gönderilmesini engellemekti. Hilberton'un yakalanması Kali kartelinin bazı üyelerini de teslim olmaya itti. Kartelin savaş bakanı sayılabilecek The Scorpion yani akrep lakaplı Scario teslim oldu. Söylentilere göre kurbanlarını motorlu testereyle kesen Scorpion, Buna itiraz eden bir papazın da kellesini aynı şekilde koparmıştı. Diye ise şimdi Kali kartelinin geride kalan en etkili yöneticisi Miguel'in peşine düştü ve bunun için Jorge'yi kullanmaya karar verdi. Zaten işinden memnun olmayan ve tehlikede hisseden Jorge, Diye için biçilmiş kaftandı. Hapisteki Hilberto ise yeğeni Vilima Palomari'yi infaz etmesi için talimat verdi. Neticede kartelin çöküşü Palomari'nin dataları yüzünden olmuştu. William görevi Yusty adlı bir Skaryo'ya verdi. Yusty ise suikast için gereken lojistik desteği almak üzere kartelin güvenlik şefi Jorge'ye başvurdu. Palomari kaçak olduğu için Jorge onun eşini takip ederek baş muhasebecisinin izini sürebilmişti. Palomari kaçak olduğundan Jorge onun eşini takip ettirdi ve böylece baş muhasebecinin izini sürdü. Fakat Jorge Yusti'yi oyalamaya başladı. Bu arada Jorge kendisi gibi kartelin diğer güvenlik güçlerinin katıldığı bir toplantıya gitmeyi es geçti ve bu toplantı baskına uğradı. Dolayısıyla Miguel Jorge'den şüphelenmeye başladı. Fakat yine de dışarıda kalan babalar Jorge gibi değerli bir çalışanı kolayca harcayamayacaklardı ve dolayısıyla Jorge işine devam etti. Bu arada epey ilginç bir olay daha yaşandı. Arama bloğu Palomare'nin saklandığı yeri buldu ve baskın yapmak üzereyken bu istihbarat bir şekilde Jorge'ye ulaştı. Jorge, Palomare'nin yakalanması halinde kartelin polisleri tarafından öldürüleceğini tahmin etti. Dolayısıyla karteli bıraktığında Palomare'yi de kurtararak elinde büyük bir kozla ABD'ye gitmek isteyen Jorge, Palomare'ye bu işi yani bu haberi uçurdu. Dolayısıyla Palomare baskından kaçarak kurtuldu. Bu arada Miguel de birkaç baskın atlattı ve bunlardan birinden Jorge'nin yardımıyla kurtuldu. Ve ironik şekilde kendi infaz ettirdiği bir kartel üyesinin dul eşinin yanına yerleşti. Güzelliğiyle de bilinen bu kadın kocasını öldürtenin Miguel olduğundan habersizdi. Miguel burada kadının çocuğuna da baba gibi davranmaya başladı ve hatta çocukla oyun bile oynuyordu. Tüm bunlar yaşanırken Don Chepe Santa Cruz kaleyi terk edip başkent Bogota'ya yerleşti. Devlet onun yakalanmasını sağlayacak bilgiye de tam 625 bin dolar ödül koymuştu. Don Cepe uyuşturucu ve terörizm suçlarından aranmaktaydı. Ordudan bir generalle gizli görüşme yapmak için bir restorana giden iri kıyım Don Çepe, gri saçı, bıyığı, kalın kaşlarıyla ikonik bir görüntüye sahipti ve bu sebeple teşhis edilmesi epey kolay oldu. Çepe bu restoranda yakayı ele verdi. Rivayetlere göre ise Don Chepe ile zaten çalışmakta olan general 625 bin dolarlık ödül için Çepe'yi satmıştı. Don Chepe sonunda kot ceketi ve beyaz pantolonuyla görüntülendi ve medya adeta yeniden bir zafer havasına bürünmüştü. Grubun vokalisti Hilberto'dan sonra şimdi de baterist Don Chepe hapse girmişti. Geride ise lead gitar Miguel ve basçı Pacho kalmıştı. Bu arada DJ, Jorge'ye ulaştı ve işbirliği yapmaması halinde onun da diğerleri gibi hapsi boylayacağını söyledi. Jorge ajanlara Miguel'in saklandığı yerleri ve tüm rutinini sürdüğü Mazda 626'dan hipoglisemi sebebiyle yediği meyvelere kadar ifşa etti. Ayrıca Jorge ajanlara arama bloğundaki kimseye güvenmemelerini de sıkıca tembih etti. Jorge'nin istihbaratıyla baskın arama bloğundan habersiz yapıldı ve kolluk kuvvetlerine başta bir laboratuvar baskını olarak duyuruldu. Ayrıca Bogota'dan baskına katılacak olan askerler de son ana kadar nereyi basacaklarından habersizdi. Fakat tüm bu tedbirlere rağmen Miguel baskından haberdar olmuştu. İddialara göre burada gizli bir bölmede saatlerce saklanan Miguel, baskına sonradan kartele çalışan arama bloğu ve askerlerin katılmasıyla kurtarılmış, duvarların arama için yıkılması engellenmişti. Ki bu da Narcos 3. sezonda işlenen bir konuydu. Fakat tüm bunlara rağmen kartel Jorge'den şüphelenmedi ve Jorge bu olayla alakalı şüpheleri bizzat kendi araştırmaya başladı. Daha doğrusu Miguel bu iş için onu görevlendirmişti. Miguel şimdi Hacienda Buenos Aires adlı 19 katlı, mermer kaplı bir apartmanda kalıyordu. Jorge şimdi karşı istihbarat göreviyle sorumlu olduğu için burayı yani Miguel'in kaldığı yeri anlayamadı. Fakat hem meslektaşları hem de kendi yaptığı izlemelerle Miguel'in burada kaldığını sonunda anladı. Ajanlarla uzun planlamaların sonucunda Hacienda Buenos Aires sabah saat 4'te baskına uğradı ve Miguel saklanacağı gizli bölmeye giremeden yakalandı. Ve sonuç olarak kartelin temsili patronu şimdi oğlu William olacaktı. William hapiste krallar gibi yaşayan amcası ve babasından aldığı emirlerle karteli yönetmeye devam etti. Hilberto bir haftada tam 123 ziyaretçi karşılamıştı ve hücresinde halılar, kablolu televizyonlar, ses sistemleri ve özel banyolar dahi vardı. Bu arada Scario Justi hala Palomari'yi infaz etmek için arıyordu. Ajanlar bunu öğrenince derhal harekete geçtiler ve Palomari'yi kurtardılar. Kartel ise Yusti'yi muhbir sanarak onu infaz etti. Hemen ardından Jorge, onun işbirliği yaptığını yeni öğrenen ailesiyle beraber saklanmaya başladı. Kali karteli ise şimdi Jorge ve Palomare'nin peşindeydi ve polisler de dahil çoğu kolluk kuvveti de onları kartel için infaz etmek için birbiriyle yarış halindeydi. Fakat ajanların tedbirlerine güvenmeyen Jorge bir zaman sonra ailesiyle beraber iki farklı uçuşla Florida'ya kaçtı. Palomari'nin eşi ise gizemli bir şekilde öldürüldü ve dolayısıyla Palomari panik halinde çocuklarını alarak o da Jorge gibi Amerika'ya kaçtı ve burada yetkililere teslim oldu. Yani ne Palomari ne de Jorge diyeğin tedbirlerine güvenebilmişlerdi. Kali karteli ise Jorge'nin ABD'deki adresini kendilerine getirecek kişi için tam 2 milyon dolar ödül açıkladı. Sonuç olarak kartelin en yüksek profil muhbirleri kurtulmuştu. Cali Karteli ise çöküş döneminde William'ın liderliği altındaydı. William'ın babası Miguel ve amcası Hilberto da hapisten ona destek veriyordu. Bir restoranda yakalanan Don Chepe ise hapiste 6 ay yattıktan sonra kendisini sorgulamak üzere hapishaneye gelen sahte savcılar tarafından buradan kaçırıldı. Hükümet Chepe'nin başına 2 milyon dolar ödül koydu. Söylentiler arasında onun komünist fark militanlarıyla ittifak kurduğu da vardı. Fakat Ağustos 1996'da Don Cepe Santa Cruz'un mermi delikleriyle dolu cesedi sokakta bulunmuştu. Yapılan incelemelerde işkence gördüğü anlaşılsa da Don Cepe'yi kimin öldürdüğü bugün hala muammadır. Narkoz dizisi onun Castaño kardeşler tarafından vahşice öldürüldüğünü gösterse de kimi söylentilere göre farka yanaştığı için onu Medellin kartelinden kalan isimler infaz etmişti. Bazılarına göre ise polislerle çatışırken ölmüştü. 1996 yılının Mayıs ayındaysa William bir restoranda saldırıya uğradı. Bodyguardlarından bazılarının hayatlarını feda etmesi sonucunda William bu saldırıdan canlı kurtuldu. William bundan 10 yıl sonra 2006'da Panama'dayken Amerikan ajanlarına teslim olacaktı. Tam 10 yıl firari yaşayan William başta 21 yıl ceza alsa da tam 1 milyar doların üzerinde mal varlığını Amerikan otoritelerine teslim etti ve dolayısıyla cezası 8 yıla indirildi. William bugün hala dışarıda ve hatta YouTube'da programlar dahi yapmaktadır. Ocak 1997'ye dönersek, Hilberto ve Miguel suçlarını kabul ettiler ve 9-10 yıl civarında hapis cezası aldılar. Fakat diğerin baskılarıyla ve Florida'daki uyuşturucu satma suçlarından dolayı Miguel 23 yıl hapis cezası aldı. Üstelik hakim 1 milyon dolarlık rüşveti reddetmişti. Hilberto ise 2002 yılında 6 yıl hapis yattıktan sonra erkenden salıverildi. Fakat 4 ay sonra 1990 yılında ABD 150 kiloluk uyuşturucu soktuğu gerekçesiyle yeniden tutuklandı. Kali kartelinin pek çok mülküne devlet tarafından el kondu. 2004'te ise Kali kartelinin paravanı olan Drogas de Rebaha eczanelerinden tam 400 tanesine el konmuştu. Kali patronları hapishaneden de örgütlerini yönetmeye devam edince 1997 yılında Kolombiya Amerika ile suçlu iadesi anlaşmasını yeniledi. Hatırlarsanız suçlu iadesinde Pablo Escobar'ın estirdiği terör sonucu askıya almışlardı. Dolayısıyla babaların 97 senesi sonrası işledikleri suçlar onların iadesini meşru kıldı ve DA'nin baskılarıyla bu iade gerçek oldu. Hilberto tam 120 askerin refakati ile havaalanına ve akabinde Amerika'ya götürüldü. Rodriguez Orejuela kardeşler 30'ar yıl hapis cezası aldılar. Ayrıca 2 milyar dolarlık da bir ödeme yaparak 30 aile üyelerini ABD tarafından yargılanmaktan kurtardılar. Amerika'da mahkemede teslim olan kardeşlerden Miguel burada ailesinden de özür diledi ve onlara çektirdiklerinden dolayı affını istedi. Kalenin son centilmeni Pacho Herrera ise 1 Eylül 1996'da teslim olmuştu. Pacho teslim olduktan sonra 35 kartel üyesini ihbar etti. Hatta bunlardan bazıları kendi akrabalarıydı. Bu sayede yatacağı yıl sayısını 6'ya indirmişti. Ayrıca 1 milyon dolar da para cezası ödeyecekti. Amerika Paço'yu da almak için baskı yaptı. Fakat işlediği suçlar ve teslim olma tarihi 97'den önce olduğu için bu reddedildi. Yine de ABD'nin baskısıyla Paço'nun yatacağı yıl sayısı 14'e çıkarıldı. Paço da tıpkı ortakları Rodriguez kardeşler gibi hapishanede kral hayatı yaşıyordu. Hatta içeride üniversitenin işletme bölümünü de okumaya başlamıştı. Hapishanede de pek çok futbol turnuvasını Paço düzenliyordu. 4 Kasım 1998'de ise Paço, Uribe adlı bir dostu tarafından ziyaret edilecekti. Bu ziyaret gerçekleşirken Paço futbol oynamaktaydı ve Uribe'yi görünce maçı bırakıp onun yanına koştu. Fakat Uribe çektiği tabancayla Paço'yu 6 kez vurdu. Paço hastanede can verdi. Uribe bunu Paşa'nın bir emrini yerine getirmediği için yaptığını yani korkudan yaptığını söylese de rivayetlere göre Kalinin rakibi Norte del Valle kartel yani Kuzey Vadisi kartelinin emriyle Paço'yu yok etmişti. Neticede centilmenlerden ikisi ölmüş, ikisi ise şimdi ABD'de hapisteydi. Ve sonunda satranç oyuncusu Hilberto, 31 Mayıs 2022'de bir Amerikan hapishanesinin revirinde 83 yaşında doğal sebeplerden öldü. Kardeşi Miguel ise hala Pensilvanya'da hapis yatmakta olup 2029 yılında 85 yaşında ancak hapisten çıkabilecektir. Kali Kartelinden sonra Kolombiya kokain ticaretini özellikle Norte del Valle Kartel yani Kuzey Vadisi Karteli domine etti. Fakat özellikle 2000'lerle beraber Castaño kardeşlere benzer paramiliter gruplar ve karşıtları fark tipi komünist gerillalar Kolombiya kokain ticaretinin yeni oyuncuları oldular. Bunlar özellikle ormanlık bölgeleri kontrol ettikleri için laboratuvarlar vesaire konusunda da avantajlıydılar. Fakat bunlar yine de Medellin veya Kali Karteli'nin gücüne asla kavuşamayacaklardı. İzlediğiniz için teşekkürler.